saat veriyorum da açıyorlar. Çok iyi. Bunu hanımlar. Cumartesi günü bir şeride açılan Çevik Kuvvet Kavşağımızdayız. Belediye Başkanımız, Metin Başkanımız, Mehmet Ali Cevheri ve kendi ekibimiz de burada incelemeye geldik. Sabahleyin Karaköprü çıkışından bir trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Bu trafik yoğunluğu öncelikle nasıl önleriz diye arkadaşlarla istişare ettik. Teknik ekibimize talimat verdik. İki yönlü olan, gidiş geliş yönünde olan yukarıdaki yolumuzu, servis yolumuzu şimdi tek yönlü olarak tamamını Şanlıurfa istikametine vereceğiz. Tahmin ediyorum yarın sabah bu sıkışma olmayacaktır. Bu bulunduğumuz yerle ilişkin olmak üzere de esas yolla bir kod farkı ortaya çıktığı için burada bir kod farkını gidermek için kazı çalışması oldu. Bunu da Allah kısmet ederse en geç cumartesi gününe kadar bitireceğiz. Ve böylelikle Karaköprü ile Şanlıurfa arası çift gidiş geliş olarak devam edecek ve buradaki sıkışma 4-5 gün içerisinde önlenmiş olacak. Ancak Çevik Kuvvet Kavşağı'nın yarım kalan diğer çalışmaları ise müteahhit firma tarafından devam ettirilmekte. O konu da bizim takibimizdedir. Bunu da bir an önce Şanlıurfa'ya kazandırmak için çalışmamız devam etmektedir. Bu arada efendim üst yolun açılması tabii ki daha önce de burası üst yol olarak devam ediyordu. Muhakkak ki alttaki çalışmalar nedeniyle kapanması icap ediyordu. Biz okulların açılmasından önce bunun açılması yönünde hep beraber arkadaşlarımızla, milletvekillerimiz, belediye başkanımızla beraber olduk. Netice itibariyle cumartesine kadar tamamen üst yolumuz harekete geçecek. Memleketimiz için, Karaköprümüz için hayırlı olsun. Tabii bu güzergah çok önemli. Önemli bir merkezimiz Karaköprü. Burayla Urfa arasındaki irtibat çok güçlü. Bu irtibatı şimdi daha güçlü bir şekilde, daha akışkan bir şekilde sağlayacağız Allah'ın izniyle. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynal Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Fen İşleri ekibiyle birlikte Çevik Kuvvet Kavşağı'nda incelemeler yapmaktayız. Çevik Kuvvet Kavşağı'ndaki Karaköprü ve Merkez aksının tek yönü olarak trafiğe açılması bizleri ciddi manada sevindirmiştir. Urfa halkının uzun bir süredir beklediği bir çalışmaydı. Bu Çevik Kuvvet Kavşağı Türkiye'nin prestijli yol kavşağı köprülerinden bir tanesidir. Zaten 3 katlı çalışma üzerine devam ediyor. Ama Şanlıurfa'nın trafiğini rahatlaması için Merkez ve Karaköprü aksının çalışması, hizmete açılması önemliydi. Aynı zamanda bu sadece Karaköprü ilçesi değil, dolayısıyla Mardin'e, Adıyaman'a, Diyarbakır'a ve kuzeye açılan bütün illerin trafiğinin yoğunlaştığı bir alan olduğu için burada trafik yoğunluğu çok fazla olmakta. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önemli olan hizmettir ve Urfa'nın trafik noktasında rahatlamasıydı. Sayın Başkanımız Urfa'nın trafiğin rahatlaması için kendileri bu çalışmaya destek vermişlerdir. Trafik akışının yapılmasına destek vermişlerdir. Ben başkanıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Ali Cevheri ve tüm Büyükşehir ekibiyle birlikte şu an Çevik Kuvvet Kavşağı incelemesindeyiz. Tabii cumartesi günü Çevik Kuvvet Kavşağı'nın tek şeridi açıldı. Ama malum okulların açılmasıyla birlikte buradaki yoğunluk azalmadı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle talimatıyla Diyarbakır yolundan Şanlıurfa'ya giden istikamette de geri kalan şeritler açılacak. Ve buranın şu an bulunduğumuz yerin asfaltlaması da inşallah 2-3 gün içerisinde biterse böylelikle geliş ve gidişler tamamıyla açılmış. Ve böylelikle inşallah Karaköprümüzde, Şanlıurfa'mızda buradaki çalışmayla rahatlamış olacaktır. Ben öncelikle buradaki bu asfaltlamayı bir an önce yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki bu çalışmanın okul öncesi okulların açılmasıyla birlikte yolun da açılması ayrı bir güzellik oldu. Ben bundan dolayı Büyükşehir Fen İşleri'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm ekibine ayrıca teşekkür eder. Şanlıurfa'mız bir nefes alacak. Çocuklarımız okullarına vaktinde yetişmiş olacak.